hatıramız. Evet. Yani vatandaşlarımızdan gittik. Bize bir yazım adı da var bizim. Bir anıdır. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Selam sahibi olarak bir de biz yapacağız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu vesileyle biz arkadaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Böyle de inşallah bir konuşalım. Birlikte yere dedik. Maalesef Dünya Engelliler Günü'nde bugün engellilerimizi biz de parti olarak, il başkanlığı olarak şunu belirtmeliyiz ki il binamızda engellilerimize yönelik engellilerimizi toplantı salonumuza götüreceğimiz bir asansörümüz yok. Bu vesileyle biz başta kendimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın engellilerimiz noktasında bir an önce bu sorunları halletmesi gerekiyor. Tabii, ben tüm başkanlarımıza, engelli kardeşlerimize, abilerimize buraya il başkanlığımıza hoş geldiniz diyorum. Kendi bu günü kutluyoruz. İnşallah engelsiz günlere birlikte ulaşırız diyorum. Bedensel engellilerle İbrahim Tavşan. AK Parti'mizden hiçbir zaman yani engelli hizmet olmadı. Devamlı hizmetin içinde engellilerle beraber. Gerçekten Şanlıurfa AK Parti il başkanı olarak da başkanımız dahil olmak üzere Urfa'daki yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunları eğer %100 çözülmüyorsa %80-90 çözülüyor. Meclis üyemiz de öyle. Meclis üye başkanımız Adil Saraç ve öbür meclis üyelerimiz de herhangi bir durum olduğu zaman, ilettiğimiz zaman engelli vatandaşlarımız sorunları çözülüyor. Bundan sonra Mustafa Yavuz meclis başkanımız da aynen öyle. Ki bu sene de biz bir proje yaptık. Projeden dolayı projemizi kabul ettiler. Sağ olsunlar sizlerin huzurunuzda meclis başkanıma ve üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu 20 tane engelli arkadaşlarımıza hem tekerlek sandalye aldı hem de arkadaşlarımızı Ankara'ya, Anıtkabir'e, Çanakkale'de, Çanakkale'yi görmeyen engelli vatandaşlarımız. Ondan sonra İstanbul'a gezmeye götürdük. Ben sizin huzurunuzda tekrar il başkanımıza, meclis başkanımıza, meclis üyelerime, AK Parti'nin bütün üyelerine bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nden dolayı bizi kabul ettikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Her yıl genelde sivil toplum kuruluşları, kişiler bizi ziyaret ederler. Biz bu yıl bir değişiklik yapalım diye. Biz kurumları, kişileri ziyaret ediyoruz. Geçmişte bizlere hizmeti olan bu saygılar kişileri mekanlarından ziyaret etmek bizlere mutluluk verdi. Sıcak bir karşılaşma oldu. Çok sıcak açıladı. Bu konuda Sayın İl Başkanımız yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, bugünün aslında bir anlam ve önemi var. Çünkü bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sadece Türkiye'de olmadığı gibi tüm dünyada da bugün kutlanıyor. Engeller dile geliyor, sıkıntıları, beklentileri bir şekilde kamuoyuna, gazetelerde, televizyonlarda dile getiriliyor. Ama yalnız burada şunu belirtmek istiyorum ben. Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir engelli potansiyeli var. 12 milyondan fazla bir potansiyel var. Yani şunu şöyle bir kısaca anlatırsak, her 7 kişiden biri engelli, diğer kalan 6 kişi de engelli adayı. Neticede burada yaşantımızı ona göre ayarlamamız lazım. 2005 yılında çıkan özürler yasasından sonra Türkiye'deki bütün mimari engeller ve yapılar engellerin giriş çıkışlarına göre yapılacak. Ama maalesef hala gördüğümüz kadarıyla yapılmamakta. İl başkanımın dediği gibi de işte burada eski bir yapıt olduğundan dolayı şu anda toplantı salonlarına çıkamadık. Hala böyle şeylerle karşı karşıya kalmaktayız. Temennim tek sadece 3 Aralık Engelliler Günü değil, bütün her gün engellerin dile getirildiği, engellerin sıkıntılarının çözümü noktasında projelerin üretildiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Buradan da işte İl Başkanımız
çok değerli bir insan, gerek meclis başkanımız. Çünkü neticede biz bu iktidar ile beraber gerçekten çok duyarlı bürokrasilerle beraber çalışmaktayız. AK Parti'nin yapmış olduğu yollar, yapmış olduğu projeler gerçekten trafik kazalarını engellemiş ve bu şekilde trafik kazalarıyla beraber meydana gelen engellerin de düşmüştür. 2001 yılından itibaren bugüne ele aldığımız zaman engelli potansiyeli düşmüş. Ülkemizde engelli sayısı artmamakta ve bir şekilde korunmakta. Engelliler çoğalmamakta. Bu sevindirici bir nokta. İnşallah bundan sonra daha güzel şeylerle karşı karşıya kalırız. Dediğim gibi inşallah sadece 3 Aralık değil, bütün her gün engellerin dile geldiği, engellerin elinden tutulduğu bir gün temenni ediyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günü tüm benim gibi olan engelli kişilerin de Engeller Günü'nü kutluyor. Teşekkür ederim. Sorsan de ki ne kadar bu isteği söylesin. Engeller Günü'nden AK Parti'nin engellere yaptığı hizmetten dolayı hani bütün üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Size başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü tekrar sevmeye geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam gerçekten de 2012 senesi engellerin senesi oldu. Hep bir önce dediğim gibi hep AK Parti'mizle AK günlere doğru yürüyoruz. Bu sene de yazın sağ olsun meclis başkanımız 20 tane tekerlek sandalye ve 20 tane engelli vatandaşımızı tatile gönderdi. Ben sizlerin huzurunuzda meclis başkanıma ve üyelerine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Arz ediyorum Sayın Başkanım. Evet, ben öncelikle Sayın Başkanım şahsından bütün engellerimizi bugününü kutluyorum. Onlara engelsiz bir yaşam diliyorum. Gerçekten meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Sayın Başkanımızın bize sunmuş olduğu projesi vardı. 20 tane tekerlekli sandalye. Sandalye verildikten sonra sandalye olduğu yurdumu gezmek istiyorum projesi kapsamında. Anıtkabir şehit, Çanakkale şehitliği ve buna benzer birçok yer gezisi için bir projeleri vardı. Meclis üyesi arkadaşlarımız bu projeyi üstlendiler, sahiplendiler, desteklediler ve gidip geldiler. Ben onlara uğurlamak istiyordum. O an şehit dışında olduğum için uğurlayamamıştım. Plaketleri daha önce de hazırlamışlardı. Bugün evet, takdim ediyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar onların gününü kutluyorum. Bunları topluma kazandırmamız hepimizin görevi. Özellikle bu mimari yapıdan tutun da birçok engelleri kaldırmamız gerekiyor. Özellikle bu konuda biz yöneticilere çok iş düşüyor. Ben tekrar tebrik ediyorum. Karaköprü'ye gittiğim zaman Karaköprü pırıl pırıl ve mimari yapıya baktığım zaman %80-90'ı engelli arkadaşlarımıza göre yapılmış. Ben sizler huzurunuzda Karaköprü Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Genel Meclis Üye Başkanımıza, Encümen Üye Başkanımıza, bugüne kadar engelli arkadaşlarımızın yararına yaptıkları faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Günün anısına bu plakette kendi şahsı adına bütün meclis üyelerine ve encümen üyelerimize vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Çok sevinçliyiz. Bugünden dolayı değil, sevincimiz şundan, artık engellilerimiz engel tanımıyor. Haklarını arıyorlar, haklarını koparıyorlar. Hükümetimiz ve devletimiz de onların yanında yer alıyor. Biz de onların yanında yer almaktan, onlara hizmet etmekte büyük bir kuvvet duyuyoruz. Teşekkür ederim. Dünya Engelliler Günü bugün bizim için çok güzel ve önemli bir gün. Ben de burada bütün AK Parti il meclis üyelerine, başkanımıza, belediye encümen üyelerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi vermek de benim için çok onur verici bir şey. Her şey için teşekkürler. Sağ olun bizi ilgilendiğiniz için.
çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizler ne yapsam azdır. Evet. Her türlü engeller güne bize rağmen belediyede görsün belediye başkanı bizden olmadığı için evimiz faydamız iner genelimizle engelli kardeşlerimize faydalı olmuşlar. Yalnız kardeşlerimiz durmak yok, yola devam. Allah razı olsun. Kadın Kolları Başkanlığı koltuğunda oturmaktayım. Bizim bu Şanlıurfa'mızın mimari olarak engellere yönelik çok daha hizmetler yapılması gerektiğine inanıyorum. Şu anda çok güzel bir ortamda. Engelli olarak şahsımdan ötürü çok güzellikler de görüyorum. Ama çalışmanın daha da ilerlemesi için kaldırımlar, karayolları, park alanları, gezi alanları olarak daha güzel bir ortam hazırlamak için daha gayret göstermeliyiz. Benim iki vesileyle arkadaşıma veriyorum. Evet. Hem AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak hem de belediye meclis üyesi olarak. Bugün Dünya 3 Aralık Engelliler Günü. Fakat biz bugün de değil, sadece bugün de değil, her zaman onların yanındayız. Elimizden ne gelirse, gücümüzün yettiğince her zaman onlarla gönülden de, yürekten de, güçten de hep yanlarındayız, beraberiz. Çok teşekkürler. Kimse yok burada. Hiçbir personeli yok. Sonra aklıma geldi. Dedim ki orada yapıyor.